yolundan yavaş gerek. Sen derviş olamazsın, sen hakkı bulamazsın. Ya Mevlam, hu Mevlam, aşkın bize ver Mevlam, aşkın bize ver Mevlam. Ya Mevlam, hu Mevlam, aşkın bize ver Mevlam. Doğruya varmayınca, doğruya varmayınca, mürşide ermeyince, mürşide ermeyince, hak nasip etmeyince, hak nasip etmeyince, sen derviş olamazsın, sen hakkı bulamazsın. Ya Mevlam, hu Mevlam, aşkın bize ver Mevlam, aşkın bize ver Mevlam. Dövene elsiz gerek, dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek, sövene dilsiz gerek. Derviş gönülsüz gerek, derviş gönülsüz gerek. Sen derviş olamazsın, sen hakkı bulamazsın. Ya Mevlam, hu Mevlam, aşkın bize ver Mevlam, aşkın bize ver Mevlam. Ya Mevlam, hu Mevlam, aşkın bize ver Mevlam, aşkın bize ver Mevlam. Derviş Yunus gelimdi, derviş Yunus gelimdi, ummanlara dalimdi, ummanlara dalimdi. Ummana dalmayınca, ummana dalmayınca, sen derviş olamazsın, sen hakkı bulamazsın. Ya Mevlam, hu Mevlam, aşkın bize ver Mevlam, aşkın bize ver Mevlam. Ya Mevlam, hu Mevlam, aşkın bize ver Mevlam, aşkın bize ver Mevlam. Ya Mevlam, hu Mevlam, aşkın bize ver Mevlam, aşkın aşkın bize ver Mevlam, aşkın bize ver Mevlam. Mürşide varmayınca, ummana dalmayınca. Kim kabul ediyor şimdi? Mürşidi kabul eden yok. Herkes hoca diyor. Hocayı kabul ediyor. Mürşid? Kim mürşid? İrşad edendir mürşid. Karanlık dünyanı aydınlığa çıkarandır. Kimseden çekinmeden sana doğru da veya yanlışta olduğunu söyleyendir. Kimseden ummadan sana dur diyendir. Mürşid bir kütükten bir baston yapandır. Kütük olandan, kaba saba insanlardan nezaket örneği insanlar meydana getirendir. Öyle değil miydi? Araplar vahşilikte vahşi hayvanları geçmemiş miydi? Efendimiz geldikten sonra sahabeleri ne hale döndürdü? O zamanın Araplarıydı, uzaydan insan getirmedi ki.
aynı vahşilikte, cehaletteki insanları insanlık aleminin, tarihin örnek şahsiyetleri haline getirdi. Kendi yavrusunu öldürmekten çekinmeyeni, Dicle'nin kıyısında bir kuzuyu kurt kaparsa ilahi adalet benden sorar diye gözyaşı döken hale getirdi. Bu yolda kimi bulursanız peşine takılın. Yoksa dünyalık talebiyle koşturan kimselerin peşine takılmayın. Ya Mevlam, hu Mevlam, aşkın bize ver Mevlam diyor Koca Yunus. Allah'ın aşkını isteyen kaç kişi var be? Ya Mevlam, hu Mevlam, şu milyar dolarları bize ver Mevlam demiyor mu insanlar? Evet. Bir de şunu diyor. Hocam, evet diyorum ben de. Oradaki milyon bana gelsin, sana da ben dergahına bir şey alırım yani. Ben bana sen imana gel diyorum ben de. Sen imana gel. Dergaha bir şey ihtiyaç etmez. Dergaha ihtiyaç olan imanlı gönüller, aşkı olan kimseler, kalbinden sevgi, muhabbet fışkıran şeyler. Dergah altından olsa ne? Gümüşten olsa ne? Çamurdan olsa ne? Ne? Bize lazım olan cebi dolu değil, kalbi dolu, gönlü dolu kimseler. Onun için nice az bir imanlı topluluğu, nice kalabalık ve kuvvetli topluluğa galip getirdik dedi Allah ayet gönderdi. Az dediğin zaman ne o? Azdan kasıt ne? Orada az anlıyorum ki ben, dünyaya tamahı az, dünyaya hırsı az kimseleri, dünyaya tamahı çok kimselere galip getirir Allah. Onun için tamahınızı azaltalım. Buraya gelen her kimsenin nefsine ben yan bakarım. Nefslerine yan bakarım. Nefisine yan bakıldığı zaman nefsin sahibi kıllanıyor. Nasıl yan bakar ya benim nefsime? Bakarım efendim. Çünkü nefsin sana zulmediyor. Sen nefsinin, nefis bir eşektir, eşeğe sırtını bindirme diyorum ben. Yazık günah. İnsanız biz. Nefis seni taşısın. Ama bizim nefsimiz tepemize çıkmış. Bizim de gayemiz o ki sizin tepenize çıkmış o nefisleri aşağınıza indirip sizin sırtınızı onun sırtına siz binin. Derdimiz o. O zaman hiç yorulmazsınız bu dünyada. Şikayet şu. Bu dünyadan çok yoruldum. Evet. Bıktım, usandım. Takatim kalmadı. Bindirme sırtına dünyayı. İndir, hiç yoruluyor mu bak. Hiç yorulmaz. Şimdi Nasreddin Hoca Hazretleri'nin malum fıkrası var ya, eşek fıkrası. Ayşem Yavuz'u. Bildin mi onu? Eşeğe binmiş, çocuk arkada geliyor. Ayıptır hoca, küçücük çocuğu niye yan yürütüyorsun? Peki, eşeğe çocuğu bindiriyor. Ne yapıyor? Birisi diyor ki, ayıptır be, koca adam yürüyor, küçük çocuk eşeğin üstünde. Bak şimdi. Oğlum, ha, ikimiz birden binelim. Eşeğe. Hı? Bre insafsız diyorlar hocaya bu sefer. İki kişi küçücük eşeğe binmişsiniz. Oğlum olmayacak demiş. Bunlar bizi eşeğe sırtımıza bindirecek. İkisi almışlar sırtına eşeğe, yürümüşler. Kimse bir şey dememiş. Eşeği sırtınıza alırsanız bu insanlar size bir şey demez. Eşek ne? Nefsiniz. Çünkü herkes eşeği sırtına almış vaziyette gidiyor bir tarafa. Siz eşeği sırtınıza almayın. Benim derdim bu. Bir şey istemiyorum. İstediğim tek şey, hocanın o fıkrası komik olsun diye anlatılmadı. İşte bu mevzu. Nefsinizi ıslah edin. Sizi insanlar ne zaman memnun olur? Eşeğe sırtınızı aldığı zaman, ooo bravo derler. Evet, bu adamın 10 tane apartmanı, 8 tane rezidentisi, bir orada güllükte yatı var. Bizim buradakinden yatları güllük tarafında oluyor değil mi?
tarafta oluyor. Orada yatı var, bilmem ne. Ya buna takat mı kalır ya? Dayanır mı insan? Ondan sonra üç tane muhasebeci, olmadı mali müşavir, olmadı uzman çağıracağız, hesap, para hesabı yaptıracağız. Parasını saydırmak için, bir de adamlar para, adam tutuyor, para sayıyor. Duydunuz mu onu hiç? He? 100 bin lira veriyor, parasını saydırıyor. Sayıyor sayıyor, senin paran yokmuş diyor. İyi diyor, al 100 bin lira, sağ ol, paran yokmuş diyor. İşte bu dünyayı, bu adam iyi insan olur sonra. Neden? Çünkü eşeğe sırtında. Eşeğe ne zaman indirdin, üstüne bindin, bütün alem sana karşı gelir. Nasreddin Hoca'nın yaptığı gibi. Üstüne bindiler, herkes bahane buldu. Sırtın altında adam, hiç kimse bir şey demedi. Derdim, sırtınıza bir şey bindirmeyin. Allah'a doğru koştura koştura gidin. Nefisleriniz sizin binekleriniz'dir. Hoş geldin. Nefisleriniz sizin binekleriniz'dir. Biz nefislerimizi sırtımıza bindiriyoruz. İzzeti nefsime laf söyledi. Şeyh Hazretleri çok kızardı. Nefsin izzeti mi olur be derdi. Nefis ne pistir. İnsan şeytandan bir şube içinde nefsin. Kimin iyiliğini ister nefis? Hiç kimsenin istemez. İnsanda irade gücü olmasa vahşi sırtlanlardan daha vahşi hale gelir. Onlar yiyeceği kadar hayvanı parçalar yer, insanlar tamamını parçalar. Öyle değil mi? Bu. Ben bu kadar kazandım. Bir başkası da kazansın diyen gördün mü sen? Yani biz gördük Fatih zamanında. Ona o hikayeyi biliyorsunuz. Fatih çarşıya çıktığında bir şey alıyor. Ben aldım seftahalımı yaptım yanındaki yerden alınız diyor. E şimdi öyle insan kaldı mı? Kaldıysa eyvallah. Daha tam tersi. Ona gitme onun malı çürük ya. Sen en iyisi bizde. O anlamaz bu işten. Biziz. Doktora gidiyorsun. Doktor diyor ki öbür tarafa gitmeyin. En iyisi biziz. Yani ne iyisi ne kötüsü. Marangoza döndü ortalık. Ne hale geldik. Okumuş insanı da aynı. Okumamışı da aynı hale geldi. Allah affetsin. Kalbi rahat, kalbi selim kimselerden olur inşallah. O bir dursun bir. Şu bir gitsin ondan sonra. Fatiha.